Merhabalar arkadaşlar. Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Ben bugün sizlerle çok güzel her örgü türüne gidebilecek harika bir model paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle bir ipimiz var. Nakon'un bebe yünlerinden şu şekilde göstereyim. Ona uygun 3 milimlik şişler. modelimizde 8 ve 8'in katları ile ilerliyor. Artı 5 ilmek Dilerseniz hemen başlayalım. Biraz heyecanlıyım yine. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. E, hata yaparsam şimdiden affedin. Evet. 8 ve 8'in katları ile ilerliyor. E, ben 3 modellik ilmek attım. Lastik yapmadan hemen modelimize geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle ipimi kenara alıyorum. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyerekten şişimin tekini çıkartıyorum. Ve hemen örgümüze başlayacağız arkadaşlar. Ben lastik uygulamayacağım. Dilerseniz sizler lastikte uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyorum ilk ilmeğimi örmeden alıyorum sırada 3 tane ilmeğim var onları düz olarak örüyorum modelimizin arka yüzünde ve birinci sırasındayız 2 ve 3 3 düzümüzü ördükten sonra 2 tane ters örüyorum 1 2 1 tane düz örüyorum 2 ters daha örüyorum 1 ve 2 burası modelimizin bir tanesi Şimdi yine aynı şekilde yapacağız. ikinci modelimiz için 3 tane düz örüyoruz. 1, 2 ve 3. 2 tane ters örüyoruz. İpimiz bizden yana 2. Arada bir tane düz örüyoruz. Ve 2 ters daha örüyoruz. 1 ve 2. Iki. İkinci modelimizde yapmış olduk. Şöyle. 3. modelimizdeyiz. 1, 2, 3 tane düz. 1 2 tane ters, 1 tane düz ve 2 ters daha. Şimdi arkadaşlar 5 ilmek almamızın sebebi 8 8 artı 5 diyorduk. Bu baş tarafta 3 tane düz ördük ya sona da 3 tane düz denk gelsin diye 2 de kenar ilmeği 5 ilmek oluyor sonuçta. 1 2 3 tane düzümüzü ördüm. Kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. Evet, modelimizin ilk sırasını ördük. ikinci sıra ve ön yüzdeyiz. 2. sıra ve 3. sırada sadece ilk başlarken am ilmeklerimiz göründüğü gibi aynı öreceğiz yani. İlk ilmeğimizi örmeden alıyorum. 3 tane tersimiz var. Onları ters olarak örüyoruz. 2 ve 3. 1 2 düz. 1 tane ters. 1 2 düz. 1 2 3 tane ters. Şöyle 1 2 düz, 1 ters, 1 2 düz, 1 2 3 ters. 1 2 düz. 1 ters, 1 2 düz ve 3 tane ters yaptıktan sonra kenelimimi de ters yapıyorum ve ikinci sıramız da bitti. Dediğim gibi bunu sadece ilk başlarken 3 sıra bu şekilde devam ediyoruz. Sonra modelimizi zaten göreceksiniz. İlk ilmeğimizi örmeden aldım. Yine aynı şekilde arka sırada ve üçüncü sıradayım. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek başa kadar geçiyoruz. Ve dördüncü sırada modelimizi kuruyoruz. Bir, iki, üç düz, bir, iki ters, bir düz, yine iki ters ve üç düzümüzü örüyoruz. Bir, iki ters, bir düz, bir iki ters üç düz ve sıra sonuna geldik kenar ilmeğimi yine ters örüyorum Evet arkadaşlar şimdi modelimizi kuracağız ilk ilmeğimizi örmeden alıyorum yine bir iki üç tane ters örüyoruz ve şimdi iki düzümüzü örmeden önce bakın burada üç sıra örmemizin sebebi bir iki üç Üçüncü alttan alttaki ilmekten 3 ilmeğimizin altı ilmeğinden bir tane ilmek çıkartıyoruz. Şöyle bol bırakın ilmeğinizi sıkmasın yani. Bu ilmeği çıkarttıktan sonra yine aynı şekilde bir iki düzümüzü örüyoruz. Tersimizi de örüyoruz. Bir iki düzümüzü örüyoruz. Yine aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyoruz şekilde. Onu da bayağı bir bol bırakıyoruz. Ondan sonra modelimize devam ediyoruz. Örmüyoruz onları. 1, 2 ve 3 tersimizi örüyoruz. Yine şu şekilde bir görüntü oluyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde bakın. 1, 2, 3. 3 üçüncü yerden ilmekten bir tane ilmek çıkarıyoruz. Bayağı bir uzatıyoruz. Çünkü 3 sıra boyunda yani. 3 sıra ördüğümüz için uzatıyoruz. Ve 1, 2 tane düzümüzü örüyoruz. Bir tersimizi örüyoruz yine 1 ve 2 düzümüzü örüyoruz yine aynı yerden şu şekilde ilmeğimizi çıkartıyoruz onu da aynı şekilde bakın birazcık uzatın 3 ilmek 3 sıra boyu yani şu, bu şekilde olsun ve yanlışlıkla ters çevirdim ve yine devam ediyoruz 3 tersimizi örüyoruz aynı şekilde 1 2 ve 3 üç. üçüncü yerden ilmeğimizi şu şekilde çıkardık uzattık ve bir iki düzümüzü ördük aradaki tersimizi de ördük bir iki düzümüzü ördük ve aynı yerden tekrar bir ilmek daha çıkartıyoruz şu şekilde onu da uzatıyoruz arkadaşlar şöyle diğer şişimin yardımıyla uzattım ve terslerimi ördüm Dördüncü sıramızda bu şekilde tamamladık. Beşinci sıra ve arka yöndeyiz arkadaşlar. Modelimiz çok basit, herkesin yapabileceği bir model. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum, düzlerimi düz olarak örüyorum. Burada şu çıkardığımız ilmeği örmeden alıyoruz, ipten biz ip bizden yana bu tarafa alıyoruz. Terslerimizi yine aynı şekilde örüyoruz, iki ters, bir düz, bir, iki tersimizi yine ördüm. Ve aradaki ilmeği çıkardığım ilmeği yine örmeden aldım 3 düzümü yine ördüm 2 ve 3 Örmeden alıyorum çıkarmış olduğum ilmeği bakın İp benden yana Ve 2 tersimi yine örüyorum 1 düz ve 2 tersimi yine örüyorum Ve yine çıkardığım ilmeği örmeden alıyorum ip benden yana 1 2 3 düzümü ördüm. Yine ip benden yana örmeden aldım. Çıkardığım ilmeği 1 2 tane tersimi ördüm. 1 düz 1 2 tersimi ördüm ve yine şu şekilde bakın örmeden alıyorum çıkardığım ilmeği. 1 2 3 ve kenar ilmeğini ördüm. Evet arkadaşlar 5. sıramızda tamamlamış oldum. 6. sıramızdayız arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum yine. 1 2 3 tersimi örüyorum. Ve burada çıkarmış olduğum ilmeğin yönü eğer sizlerde de tersse şöyle düzeltin. Arkadaki düz ilmekle beraber ikisini örüyorum. Ve buradaki düzümü de örüyorum. İki düzümü ördükten sonra arkadaşlar bu sırada yine ilmek çıkaracağız. Bakın şu tarafından. Modelimizin sağ tarafından 1 2 ve 3 Üçüncü yerden aynı şekilde şöyle sayın. Zaten diğer yeri belli. Bakın buradaki boşluktan hemen üçüncü sıra buraya denk geliyor. Buradan ilmeğimizi çıkartalım. Şu şekilde. Çıkardıktan sonra onu da aynı şekilde uzatın. Böyle ilmeğinizi takın. Uzun olmasının sebebi model kendini kasmasın, sıkmasın diye arkadaşlar. Buradaki tersimi örüyorum. ipi ilmeği çıkardıktan sonra. Bu sefer de bu taraftan, sol taraftan arkadaşlar bir ilmek çıkartıyoruz. 1 2 ve 3. Üç. 3. ters ilmeğimizin altından şöyle bir ilmek çıkartıyoruz ve uzatıyoruz. Yine aynı şekilde düzümüzü örüyoruz. Buradaki düz ve buradaki çıkardığımız bir önceki sırada çıkardığımız ilmeği sol taraftan doğru ikisini beraber örüyoruz. Modelimiz şu şekilde görünüyor. Modelimizi bu şekilde bu son sırası oluyor arkadaşlar aslında son sırası da olmuyor. Şimdi sizlere göstereceğim. Bu sırayı bitirdikten sonra 1 2 3 tersimizi ördük. Şöyle ilmeğimizi çeviriyorum arkadaşlar ve düz olarak ikisini arkadaki düzle çıkardığım ilmeği örüyorum ve ikinci düzümü de örüyorum. Şimdi yine aynı şekilde. Şuradan bu şişimle göstereyim. 1 2 ve 3. bölgeden şuradan hemen ilmeğimi çıkaracağım ilmeğimi çıkardım uzattım ve tersimi ördüm tersimi ördükten sonra bir de buradan bir iki ve üç buradan ilmeğimi çıkartıyorum şöyle uzatıyorum ve buradaki ilk düzümü örüyorum ikinci düzümde buradaki çıkarmış olduğum ilmeği soldan sağa doğru örüyorum ki ilmek düz gelsin ve yine terslerimi örüyorum aradaki iki üç ters Bakın bu ilmek düz duruyor. O yüzden çevirmeyeceğim. Düz olarak hemen örüyorum. İkinci düzümü örüyorum. Ve buradan yine üçüncü sırada ilmeğimi çıkartıyorum arkadaşlar. Şu şekilde uzatıyorum. Uzattıktan sonra aradaki tersimi örüyorum ve ters bir ters ördükten sonra bu sefer de 1 2 3 buradan hemen ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde. Ve 1 Soldan sağa doğru iki ilmeğimi beraber yine örüyorum. İki. Terslerimi yine örüyorum. Altıncı sıramızı bu şekilde bitiriyoruz. Altıncı sıramızı bitirdik. Şimdi arkadan aynı şekilde saç çıkardığımız ilmekleri sadece örmeyeceğiz. Örmeden alacağız. Diğerisini düzlerimizi düz, terslerimizi ters öreceğiz. Ve sıramız bitmiş olacak. Şöyle ilk ilmeğini ördüm. Bir. 2 3 düzümü ördüm. 1 2 tersimi ördüm. Bakın çıkardığım ilmeği örmeden aldım. 1 düzümü ördüm ve burada yine çıkardığım ilmeği örmeden aldım. 1 2 tersimi ördüm. 1 2 ve 3 düzümü ördüm. 1 2 tersimi örüyorum. Çıkardığım ilmeği örmeden alıyorum ve 1 düzümü ördüm. Çıkardığım ilmeği örmeden alıyorum. 2 tersimi örüyorum ve 1 2 3 düzümüzü ördük 1 ters ikinci ters ve çıkardığımız ilmeği örmeden aldık. 1 düz çıkardığımız ilmeği örmeden alıyoruz 1 2 ters 1 2 3 düz ve kenar ilmeğini de ters örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar bir modeli bitirmiş olduk. bitirmiş olduk derken hani siz şimdi düşünüyorsunuz ki bunları birleştirmedi, Bunları birleştirirken diğer modeli hemen kurduğumuz için o yüzden diyorum bir modelimiz bitti. Şimdi diğer modeli hemen kuruyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. İkinci modeldeyiz. Yani bundan sonra sıra değil. Şöyle 3 tersimizi ördük. Şimdi burada hemen 1, 2, bakın şöyle göstereyim. 1, 2 ve 3. Üç. 3. yerden şu şekilde ilmeğimizi çıkartıyoruz. Sonra ilk düzümüzü örüyoruz. Burada bir düz ve bir de çıkardığımız az önce çıkardığımız ilmek var. İkisini beraber soldan sağa doğru örüyoruz arkadaşlar. Bir tersimizi örüyoruz. Sonra buradaki bakın iki ilmeğimiz, bir çıkardığımız bir ilmek, bir de arkadaki düz. Onu örüyoruz ve buradaki düzümüzü de örüyoruz. Şimdi yine aynı şekilde şurada yapmış olduğumuz gibi buradan yine ilmeğimizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Ve terslerimize devam ediyoruz. Yani bir modelin bitişinde bir modelin başlangıcı başlıyor. Bu şekilde devam ediyor. Model gerçekten çok çok şık duruyor. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi hemen diğer modele başlamadan yine aynı şekilde 1 2 3. yerden ilmeğimizi çıkartıyoruz. Bakın yeni bir modele başlamış oluyoruz. İlk düzümüzü örüyoruz. Diğer modeli de bu arada bu taraftan hemen bitirmiş oluyoruz. İkisini beraber örüyoruz. Tersimizi ördük. Burada az önce çıkardığımız ilmek ve diğer düzü beraber ördük. İkinci düzümüzü de ördük. Yine aynı şekilde ortadan aynı bölgeden ilmeğimizi çıkardık, uzattık ve bir, iki, üç tersimizi ördük. Şimdi bir daha göstereyim. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Bir, bir pardon. Hemen önce ilmeğimizi çıkartalım. İki, üç. Üçüncü yerden ilmeğimizi çıkardık uzattık ilk düzümüzü ördük burada bir düz ve çıkardığımız ilmeği soldan sağa doğru beraber ördük tersimizi ördük diğer çıkardığımız ilmek ve diğer düzümüzü de beraber ördük sonra ikinci düzümüzü de ördük yine aynı şekilde ortadan şu şekilde ilmeğimizi çıkartıyoruz uzatıyoruz ve terslerimizi örüyoruz Evet arkadaşlar modelimiz bu kadar. Bakın hemen kendini gösteren ve çok şık duran bir model. İkinci modeli tam bitirmedik. Ee, eğer anlamadıysanız videoyu başa sarıp şuradan bir daha başlayabilirsiniz arkadaşlar örmeye. Şimdi sizlere daha önce örmüş olduğum büyük modelimi de göstereyim. Gerçekten çok şık duran ve çok güzel duran bir model. Bakın şöyle tam netleştirelim. Şu an net değil. Evet. Bakın ne kadar güzel duruyor. Saç örgüsü de denebilir bu modele Yabancı kanaldan çıkardım Ben bu modeli benim çok hoşuma gitti Her örgü türüne erkek çocuklarına Kız çocuklarına şapkalara Belelere atkılara hırkalara Çok yakışacağını düşünüyorum Şöyle de arka tarafını göstereyim Şurada düğümüm var Şöyle bakın hem arka yönü bile Çok şık duruyor yani güzel duruyor İsterseniz iki tarafı da Kullanabileceğiniz harika bir model İnşallah güzel anlatabilmişimdir İnşallah faydalı bir video olmuştur. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar.